Resul Hocam, röportaj teklifini kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler? Sağ olun, teşekkür ederim. Başlayalım mı röportajımıza? Olur, başlayalım. Hocam, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünden 1978 yılında mezun oluyorsunuz. Ben akademiye kadar olan süreci sizden öğrenmek istiyorum. Nasıl başladı resimle ilginiz? Akademiye girmeye nasıl karar verdiniz? Tabii. Şimdi ben Malatyalıyım. 1951 yılında Malatya'da doğmuşum. Ailem, benim ailem terzi. Babam böyle çarşının içinde dükkanı olan ceket, şalvar, şeyin Anadolu şeyiyle yelek, o tip şeyler diken bir terziydi. İlkokula Malatya'da okudum. Orta, lise, hepsini orada okudum. Resmi hayatıma orada ilkokuldayken başladım. Yani şöyle söyleyeyim, ilk Van Gogh'un bir resmi elime geçmişti. Onu kopya olarak yaptım. Yani aslında bizim ailede resim, futbol, bu tip şeyler biraz yasak olan şeylerdi. Çünkü dini ağırlığı olan bir aileydik. Bu bende belki de tezat teşkil etmiş olabilir. Yani aykırı bir şey olduğu için daha çok önem verdim. Futbol da oynadım, resim de yaptım, öyle diyeyim. Tam tersini yaptık yani. İşte lise yıllarında resim yaptığım için bana bir atölye vermişlerdi okuldan. Çok erken bir dönem. Tabii, vermişlerdi. Orada resim yapıyordum. Son sınıfa gelince benim evde resimler yapıp asıyordum. O sırada Aka Gündüz Temur diye bir ressam, belki bilirsiniz, Malatyalıdır. Duydum. Tesadüfen mezun olmuş, Malatya'ya gelmişti. O sırada bizim eve uğramış. Abime söylüyor, bu kim, bu çocuk kim falan. O da kardeşim falan diyor. İlle beni tanıştır diyor. Tanıştık. Beni o yönlendirdi. Hatta İstanbul'da Neşet'ten mezun olduğu için Neşet'e git oku demişti. Ben o arada futbol oynuyordum. Futbolla Malatya Spor'a geçmek üzereydim. Vazgeçtim, İstanbul'a geldim. Çok da iyi yapmışsın. Evet, geldim. İstanbul'da işte çalışarak, yani çok kurslarla giriliyordu biliyorsun eskiden, işte akademiye yahut işte bu tip okullara. Ben fazla çalışmadan öyle tesadüfen en arkada girdim okula, Mimar Sinan'a. Yani eski Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin kapanmıştı, hatta bitmek üzereydi, bir kişi falan kalmıştı. Yedeklerden falan girdik, okumaya başladık. İlk hocam Sabri Berkel'dir. Çok şanslısınız. Tabii, orada şey dersleri verdi, desen dersleri verdi ilk sene. Oradan başladık. Sonra Neşet Bey'e geçtim, devam ettim. Ama ne kadar şanslıymışsınız. Sabri Berkel, Neşet Günal. Tabii. İyi hocalarla çalıştım. Çok güzel. Evet. Biraz akademi döneminden bilgi almak isterim. Neşet Günal'ın atölyesinde olmak nasıl bir duygu? Diğer hocalarınız kimler oldu? Şimdi Sabri Berkel'de öyle bir ders vardı. Şimdi çok çıkaramadım o ismi. Konstrüksiyon mu? Yok, model çalışılırdı ilk sene. Oradan işte Neşet Bey'e geçtik. Neşet Bey çok ciddi bir insan. Yapıcı bir adam. Şöyle söyleyeyim, yani o kuşakta, yani geldiğim kuşakta çok iyi ressamlar vardı. Yani bir gruptuk sanki. İşte Nedret Sekban, Üstün Koldaş, Kasım Koçak, Şenol Yoruzlu, Mevlüt Akyıldız. Yani böyle bir Mahir Güven, böyle bir grup vardı. O grup birbirini ateşliyordu. Yok işte sanki böyle ne bileyim, nispet eder gibi herkes çalışırdı. O bize çok faydası oldu. Bak, tüylerim diken diken oldu hocam, saydığınız isimleri duyunca. Tabii. Ne kadar güçlü bir kadro. Tabii, çok güçlü bir. Hepsi de gerçekten şu anda kendi alanında çok önemli. Çok başarılı ressamlar oldu hepsi de. Evet. Asistanlarımız Mehmet Gülergüz, Asım İşler ve Neşe Erdoğdu. Yani bunların arasında yetişmek güzel bir şey tabii. Yani hiçbir şey yapmasam bile, onlardan birer kelime bile öğrensem, seni zaten eğitiyorlardı yani. Müthiş, çok keyifli. Evet, böyle bir atölyemiz vardı.
Neşet Günal Atölyesi'nden ve bu saydığınız bütün isimler arasından mezun olmanıza rağmen sanat kariyerinizin en başından bu yana kendi Resul Aytomur resim ve figür anlayışınızı çok başarılı bir şekilde oturtmaya başarmış bir sanatçısınız. Bu durum resim sanatında çok kıymetli tabii ki. Kendi stilini yaratmak, neymiş aslında tamam. Münasır olmak. Resul Aytomur stili deyince ilk aklına gelen neler olmalı? Şimdi Neşet Günal Atölyesi'ne geldiğim zaman cidden doğru söylüyorsunuz. Yani çok koyu renklerle resim yapılıyordu. Ben size futbol oynadığım için bir açık insandım. İşte ilk resim hatta yapacağım zaman bir 4-5 rengim vardı elimde. Böyle sık kırmızı, sarı, yeşil, beyaz. Onları paletime koymuştum. Neşet Bey görünce ve boyayı bol miktarda koymuştum. Neşet Bey görünce ne yapacağım bunları demişti, hatta hiç unutmam. Dedim resim yapacağım. Şöyle bir baktı espri ola, iyi yap da görelim dedi. Ben de çok güzel bir resim yaptım, keman çalan kadını. Hatta bir kısmını da elimle yapmıştım, hiç unutmam. Neşet Bey bir hafta sonra geldi, baktı. Çok beğendi resmi. O günden sonra bana hiç dokunmadı. Yani şöyle yap, böyle yap. Yalnız bol miktarda desen çiziyorduk. En faydalı şey oydu galiba. Çünkü hep gözü diri tutuyordu. Yani kimseye fazla karışmayan bir ressamdı. Ama yönlendirmesini çok iyi bilen bir hocaydı. İyi bir ressam olduğu için ayrıca iyi de bir hocaydı. Yani öyle bir atölyemiz var. Yani sizin aslında Neşet Günal Atölyesi'nden itibaren renkçi ve tabii. Kalın boya katmanlarıyla çalışmamız tabii. başlamıştı yani. Hiç tabii. etkisi olmamış gibi bir şey. Sadece sizi yönlendirdi. Ama ben onu lisede de yapıyordum. Yani o şeyin, o renk coşkum hep lisedeyken de vardı. Üniversitede biraz daha kuvvetlendi. İyi ki de öyle olmuş. Evet. Çokça da desen çalışıyorsunuz, çok, desen söylediğiniz çok gibi. Çalışıyorum. Desenin sizin için anlamı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Desenin anlamı konusunda. Vallahi, yani Neşet Günal'ın etkisi mi desen çalışmak, yoksa zaten desen çalışıyor muydunuz? Yani o atölyenin etkisi. O atölyede herkes desen çalışırdı. Yani şimdi dışarıda olan ressamlar, şu anda benim yaşımda olan ressamlar da hala desen çalışır. Yani hiç bırakmamışlardı, bırakmazlardı. Çünkü desen zaten resmin temel öğesi. O olmadan olmuyor. Ama sırf desenle de olmuyor bu. İşte fotoğraf çekeceksiniz, o konuyla ilgili araştırma yapacaksınız. Kim ne yapmış, kimler nasıl bu konuyu işlemiş. Yani hepimiz öyle çalışıyoruz. Öyle. Sınıf arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz hala? Görüşüyorum canım. Niye görüşmeyeyim? Hep geliyorlar buraya. Hele akademideyken, akademilerdeyken herkes oradaydık. Evet. Yani ayda bir hatta orada toplanılır, köfte partiler falan yapardık sanatçı kesimiyle falan. İyi de oluyordu yani, söyleşi oluyordu. Besler insanı, geliştirmeye devam eder. Çok, çok. Yani resimde, resim hakkında böyle ne bileyim, negatif bir şey söylesen bile insanı geliştirir, öyle diyeyim. Çünkü bir şey söylemeden olmaz. Söylemek lazım. Ben her girdiğim yerde resme baktığım zaman heyecan duyarım ve konuşurum. Genelde de iyi konuşurum ama bazen de böyle nükteli konuşularak onu daha ileriye götürmesi için daha iyi oluyor. Peki. İstanbul'un gündelik yaşamı, parklar, çöplükler, semt pazarları, otobüs durakları, gece kulüpleri, genel evler, aklımıza ne gelirse tüm bu yaşam alanları aslında sizin konunuz oluyor resimlerinizde. Bu konu seçimleri tuvale nasıl yansıyor? En çok ne ilginizi çekiyor? Şimdi ben daha çok gördüğüm ve yaşadığım şeylerin resimlerini yapmaya tercih ediyorum. Genelde Beyoğlu'nun alt kesimde yaşayan insanları tercihim oluyor. Yani mesela son şu arkamda gördüğünüz çalışma, yeni başladım. Bu işte bizim Balo Sokak'ta evsiz insanların uyudukları, işte gezdikleri, kaldıkları insanlar bunlar. Bunları desen olarak çizdim ilk başta, fotoğrafladım, çizdim ve resme aktarıyorsun.
Genelde de öyle çalışıyorum. İstanbul'un en çok hangi köşeleri sizin ilginizi çekiyor? Bala sokak. Kendi sokağım. Bala öyle bir sokak ki ben yani herhalde İstanbul değil, Türkiye'nin bütün kozmopolit insanları, yani ne varsa burada var. Ne ararsan bulursun, öyle diyeyim. Çok değişik bir sokak. Onun için de tercih ediyorum. Yani Kapıönü diye mesela en az 20 senedir Kapıönü'nün önünü, yani eski akademilerin olduğu yerin karşısında olan insanları yaptım. Her gün orada oturup gezen, tozan insanların resimlerini çizdim ve yaptım. Renkler çok canlı sizde değil mi? Evet. En başından beri böyle gidiyorsunuz. Renk deyince sizin aklınıza ne geliyor ilk? Vallahi renk deyince hayat geliyor, insan geliyor, her şey geliyor. Yani sırf bu renkler zaten ne atmosferine uygun renkler. Yani tüpten çıktığı gibi kullanıyorum fakat tuvalde de bunlar tuvalde birleşiyor aslında. Yani çoğu ressam paletinde bunları karıştırarak yapar. Ben tuvalimde karıştırarak yaparım. Sürdükten sonra karıştırarak yaparım. Renkçiliğim de herhalde kendime özgü bir şey. Yani herhalde şeyden, ailemden gelen bir şey. Bu babamın terzi oluşundan dolayı o zaman çok renkli fistan derlerdi eskiden. Fistan derlerdi. Bunlar köylülere çizen, köylülerin eşlerine yapılan fistanlar vardı, renkli renkli falan. Onları çok görüyordum. O çok bana heyecan verirdi, o zamanlar da verirdi. Güller yaparlardı mesela. Görürdüm yani o gül kırmızıydı genelde. İşte o duygu bende öyle. Aklınızın gelişti, hep kaldı. Hep kaldı. Peki kamın boya kullanımı, katmanlar kullanmanız konusunda ne diyebilirsiniz? O benim anlatım şeklim. Yani kaba bir ressamım aslında. Resimlerim kaba. Yani sürüş tarzım kaba. Dolayısıyla da pentür tadı vermek için kendiliğinden oluşan bir şey. Yani ille de kalın süreceğim diye sürmüyorum. Kendisi kalınlaşıyor zaten. O sizin tuval karşınızda, evet, duygunuz. Evet, duygum gibi bir şey. Yani zaten resimlerimde pentür olayı birinci planda gelir. Evet. Öyle değil. Pentür yakalamazsam rahatsız olurum mesela. Onu hep yakalamaya çalışırım. Genç nesil takip ediyorsunuz çok yakından çünkü çok fazla öğrenciniz var. Neler söyleyebilirsiniz Türk Çağdaş sanatının son durumu hakkında? Vallahi Türk Çağdaş resim bence ileri gidiyor. Zaten bu internetin oluşumuyla da birçok gencin yeni yeni ortaya çıkmış. İşte bak demin ne dedin, Emre Karaağlı, yani nereden, ta Amerika'dan bile sizler röportaj yaptı. Bunlar çok önemli şeyler. Eskiden böyle bir olay olmuyordu bizim zamanımızda. Gençler şimdi bu internetten de yararlanarak çok iyi yerlere gidebiliyorlar. Yeter ki bunu yanlış değerlendirmesinler. Yani mümkün olduğu kadar desen çizsinler. Ve yani, özgün olsunlar. Tabii işte özgün olabilmeleri için. Yani sırf internete bağlı kalıp devam ederlerse zaten bir yerden sonra tökezleyebilirler. Tökezleniyor da. Onun için kendi dünyasını kurup bu internetten de iyice yararlanıp devam ediyor. Peki sanat etkinliklerini takip ediyor musunuz? Mesela çok etkili sanat etkinlikleri oluyor. Contemporary İstanbul Fuarı, yani Bienal. Ona pek gidiyor musunuz? Yani gitmeye çalışıyorum ama bu sene gidemedim bu pandemiden dolayı. Yani gidiyorum. Gidiyorum. Memnunsunuz yani genel olarak? Yani memnun değiliz de memnunuz. Yapacak bir şey yok. Doğru. Aslında benim sizin en çok takdir ettiğim yönlerinizden biri üniversite hocalığınızın yanı yok, sıra... Yok, üniversite hocalığı hiç yapmadım. Hep öyle zannediyorlar ama hiç yapmadım. Ama ben hep sizi akademide... İşte hep arkadaşlarımız, hep iç içe olduğumuz için öyle zannediyorlar. Ben hiç hocalık yapmadım ama... Mezun olur olmaz siz kendi atölyenizi mi açtınız? Atölyemi kurdum, evet. Evet. Mezun olur. Ben hep siz üniversitede ders verdiniz diye hatırlıyorum. Yok, hiç olmaz. Yani olmadı. Ama hep iç içeydik. Hala da iç içeyiz. İşte Kemal İskender mesela yıllarca bizim orada sanat tarihi dersi verdi. Bütün arkadaşlarım orada grup sergileri yaptık.
Hala da yapıyoruz. Mesela şimdi Fesane'nin açılışı var. Fesane'nin açılışı var. Orada şimdi Neşet Günal atölyesi olarak 6-7 kişi birden sergi yapacağız. Çok güzel bir sergi olur o zaman. Tabii. Tarihleri ne zaman? 5 Mayıs. Aa, çok yakın oldu. Tabii tabii. 5 Mayıs olacak. Kaç hocamız olacak? 6 kişiyiz galiba işte şu anda. Süper. Yaşlı Sabahattin falan vardı. Onlar vefat etti. Kalanlarla devam ediyoruz. Güzel. Sabırsızlıkla bekleyeceğim bu sergiyi. Ama siz aslında hocalığınızı freelance olarak devam ettirdiniz. Akademiler tabii. Sanat Merkezi böyle bir yer değil miydi? Akademiler Sanat Merkezi şeydi, galerisi gençlere yönelik çalışıyordu. Hatta Neşet Bey, burayı gezdirmiştim aldığım zaman. Neşet Bey, hocam dedim, burayı ne yapalım? Dedi, basamak galeri yapsam burayı. Ne demek dedim ya basamak? Dedi, gelsinler burada sergilerini yapıp gitsinler. Biz de öyle yaptık hakikaten. Çok genç geldi. Çok gençlere sergi açtık. Çok da başarılı oldular. Yani bugün bu yaş grubu, işte o yaş grubu, Sema Maşkılı, Nesli Türk, Kader Genç falan bunların çoğu bizim oradan çıktılar yani ressam olarak. Güzel bir şey o da. Akademilerin ortamını herkesten çok duyuyorum. Çok faydalı olmuş birçok kişinin gelişiminde. Tahmini kaç kişi geçti oradan, eğitim aldı? Yani çok kişi geçti. Yurt dışı programları da vardı orada. Yurt dışına saymadınız çok değil mi? Saymadınız herhalde. Yok herhalde. Saymadım ama yani bayağı ciddi bir rakam. Şimdi tadilatta değil mi? Şimdi tadilatını yapıyoruz. Geleceğe dönük olarak yurt dışı programları, yani yurt dışından sanatçı getirip işte Beyoğlu'nu, çünkü önemli bir yer Beyoğlu. Beyoğlu'nu gezip, tozup, işte burayı inceleyip, hatta büyük bir atölye kurup içinde resim yapsınlar istiyoruz. Çok güzel. Başarılı olursak iyi olacak bence. Yüzümüz dışarı dönük olacak. Yine onlara sergi falan açmayı düşünüyor musunuz yoksa sadece atölye mi olacak? Şimdi giriş katı zaten bir Paris kafesi ve galerisi gibi düşünüyoruz eski. Yani burada sohbet edilsin, işte diyalarla, şunlarla, bunlarla söyleşi olsun, oturup sohbet edilsin. Öyle bir yer açmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı yaparız. Olsun. Evet. Gelelim şimdi Tokatlı Yanhan'a. Burada neler oluyor bakalım? Vallahi Tokat için ben aslında bizim orayı tadilata sokacağımızı düşününce yer aramaya başladım. O kadar çok yer aradım ki. Çünkü yanımızda orada çalışan 20 yakın ressam vardı. Bunları ne yapacağız? Herkes bir yer istiyordu. Dedim iyi ben bir araştırayım. Araştırdık, 2-3 ay araştırdım. Sonunda tesadüfen burayı buldum. Bulunca konuşmak lazımdı Simon Bey'le. Simon Bey'le konuşunca Simon'un da Malatyalı olduğunu öğrendim. Ve aynı devre, aynı yaştayız. O da ilkokulu, aynı Fırat İlkokulu, Hasan Varoğlu ve Turan Emeksi Lisesi'nden mezun olmuş. Ben de oradan mezun oldum. Dolayısıyla bir iyi bir ilişkimiz oldu ister istemez. İşte ilk ben tutunca orayı herkes yavaş yavaş buraya tutturmaya başladım. Şimdi galiba burada 20'ye yakın kişi bir ressam var şu anda. Üçüncü katta vermeye başladı. İşte bir galeri geliyor. Gelirse, olursa iyi olur. Galeri belli mi kimin geleceği? Düştü. İşte Artyom gelmeyi düşünüyor. Süper. Yani olursa belki belli bir zaman sonra belli günler halka da açılabilir gelip gezmeler için. Çünkü ben bunu daha önceden de görmüştüm şeyde. Bakü'ye gitmiştim. Nait Kabakçı tanırsınız belki. Tabii. Onunla beraber gitmiştik. Oradaki belediye başkanı bizi şeye gezdirmişti. Sanatçı evleri diye bir yere götürdü. Yani büyük bir bina. Burada yani 50-60 tane ressam oda odaları. Aynı bunun gibi. Biraz daha büyük odaları tabii onların. Ressamlar resim çok hoşuma gitmişti. Yani birisi geliyor orada 50 tane odayı geziyor. Kim ne yapıyor. Hoşuma gitmişti yani. O inşallah burada da öyle bir şey yaparız diye düşünüyorum. Oldu bile aslında. Evet oldu. Hafif bir oldu. Olur gibi oldu evet. Çünkü hepsi arayanlar sizin... oluyor, başladılar aramaya. Burada olanların hepsi bir şekilde sizin öğrenciniz mi? Değil, yok değil. Yani hepsi bağımsız. Bağımsızlar çoğu. Benim öğrenciler de beraber başladı ama onu demek istedim. Sonra akademilere taşınacak mısınız siz? Ben yoksa... orada bir atölye kuruyorum zaten. Yani
taşınmasam bile çok hoşuma giderse kalırım. Devam edersen ya ne olacak ki? Yine orada kalır yani oraya da giderim, oraya da gelirim. Yakın çünkü 100 metre yok arası. Peki hocam benim soracaklarım bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı özellikle? Vallahi yok. Gençlere tavsiyeleriniz olabilir. Gerçi pek tavsiye kabul etmiyor gençler artık ama. Yani resimle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Gençlerin ne yapması lazım? Vallahi çok çalışmalar lazım. Çok desen çizsinler. Biz hala burada haftada bir gün model çiziyoruz. Burada tokatlayan da yani şu anda başladık. 3 hafta oldu. 3 haftadır burada model çiziliyor. Yani model çizmek, şimdi benim model ihtiyacım yok aslında. Çizmeye de ihtiyacım yok ama bu insanı geliştiriyor işte. Hep gözün hazır kalıyor, hazır. Hemen resme başlayacak, iyi kötüyü ayırt edecek. Devamlı görüyorsun bunu. Onun için güzel bir şey yani en basitinden bahsettim. Onun dışında bol araştırsınlar, sergi gezsinler. Öyle çıkabilirlerse yurt dışına kesinlikle çıksınlar. Siz yurt dışına çıkıyor musunuz? Yani pandemiden beri çıkmadım. Ama öncesinde çıkıyorsunuz. Çıkıyordum ben. Yani öyle senede bir iki sefer çıkıyorduk. Çok böyle sevdiğiniz müze hangisi? Var mı? Vallahi Almanya'daki müzeleri sevdim. İsmini şu anda hatırlamıyorum ama Otto Dix'in olduğu müzeyi çok sevmiştim. Otto Dix de yani önemli bir ressam geldi bana. Bana da çok yakın yaptığı işler. Peki sizin yurt dışında çok çok tarzını beğendiğiniz bir sanatçı var mı? Var da Otto Dix'i severim yani işte misal verdim. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani inşallah daha büyük yerimize geçince orada da yaparız. Orayı sabırsızlıkla evet, bekliyoruz. Becereceğiz inşallah. Olur, olur. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.